Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız. Bir video ile daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bir videoda paylaşmıştım, scooter almıştım. Şimdi o scooter'ı biraz tanıtmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olsanız çok sevinirim. Haydi hemen ürünü inceleyelim. Evet dostlar, teknoloji bu noktadan o noktaya kadar geldi. Biz de teknolojinin nimetlerinden faydalanmak istedik. Özellikle biliyorsunuz ki mazot fiyatları çok arttı. Mazot fiyatları çok artınca benzin de keza öyle, LPG de aynı şekilde. Artık işe gidip gelmek için bir araç almak istedim ve bu tabii ki elektrikli olmalıydı. Gördüğünüz gibi güzel bir ortamda video çekiyoruz. Scooter'ımızın modeli Xiaomi 1S arkadaşlar. Mi 1S diye geçiyor. Bu Pro 2 modeliyle aynı tasarıma sahip. Aynı yapıda, aynı materyalleri kullanmışlar. Sadece gücü biraz daha düşük. 250 watt güç arkadaşlar ön tekerde. Motorumuz burada ön tekerin içinde, jant kısmında. 250 watt 500 watt'a kadar çıkabiliyor durumlara göre. Aynı zamanda bu ürün havacılık standartlarında bir materyal kullanılmış. Yani bu alüminyum gövde hem çok sağlam hem de hafif. Genel olarak pillerin ağırlığıyla bir 20 kiloya yakın ağırlığı var. Ama çok problem değil. Çünkü bunu taşıma moduna alabiliyorsunuz. Hemen onu da göstereyim. Burada bir butonumuz var. Bunu açıyoruz. Çok basit. Açtıktan sonra ürünümüz zaten böyle yatıyor. Yatınca burada zilin metal kısmına geçiriyoruz ve ürünümüz katlanmış oluyor. Bu şekilde taşıyabiliyoruz. Kurulumu geri toplamak da çok basit. Gördüğünüz gibi buradan zili biraz aşağı çekip kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra burayı kilitliyorsunuz ve kullanıma hazır. Hazımızda arkadaşlar disk fren var. Aynı zamanda önde de elektronik ABS var. Fren konusunda herhangi ben bir problem yaşamadım. Tekerlerimiz 8,5 inç boyutunda. Bu yeni modellerde Essential ve 360 modelinde olmayan yeni modeller, yani 365 Pro, Pro 2, 1S modellerinde olan, gördüğünüz gibi bir ayak var burada. Buranın sallanmasını önlemişler. Aynı zamanda bir plakalık var. Yine yanan bir fren lambamız var. Stop lambalarımız var. O da güzel olmuş. Buranın sallanmaması güzel. Çünkü ilk modellerde sallandığı için gürültüden rahatsız olanlar olmuş. Evet, cihazımızın ön konsolu da bu şekilde. Burada bir gaz pedalımız var. Buna basılı tutuyorsunuz ve bu şekilde gidiyor. İki tane güzel el tutma yerimiz var. Hiç rahatsız etmiyor elinizi. Bir tane frenimiz var burada. Elektronik ve disk frenin hepsi birlikte çalışıyor. Aynı zamanda burada zilimiz var. Şöyle hızlı bir şekilde yaparsanız görüyorsunuz. Buradan tek tuşla açabiliyorsunuz. Spor modda 25 km hıza çıkabiliyor. İki kere bastığınızda yürüme moduna geçiyor. Tekrar iki kere bastığınızda D moduna geçiyor. Bu D modunda da 18 km gibi bir hız yapabiliyorsunuz. Biraz ekonomik bir mod diyebiliriz. Ama ben ağır bir insan olduğum için S modunda kullanıyorum. Ayrı zamanda bir kere basarsanız ön aydınlatmayı çalıştırıyor. Tabi arka aydınlatma da çalışıyor. Bir kere daha bastığınızda kapatıyor. Çok kolay bir kullanıma sahip. Evet sevgili dostlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Ben Serkan Yıldız. Size bu ürünü de tavsiye ederek aranızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın.